Akrep Burcu Aralık ayı boyunca maalesef dünyada bir kaos yaşanabilir. Mars retrosu özellikle birazcık gergin, sinirli, stresli bir hava yaratabilir. Merkür bilgi ve iletişimi yöneten bir gezegen olarak bu dönemde o da retro olacak. Dolayısıyla böyle arkadaş çevrenizde veya haberlerde tartışmalar, böyle bir kargaşa, bir huzursuzluk gözlemleyebilirsiniz. Ancak bu durumların sizi doğrudan etkilemesi tabii ki zorunlu değil. Şimdi bu etkiler kişisel olarak sizi nasıl etkiliyor? Şimdi ona bir bakacağız zaten. Her zaman zaten ben ay yorumlarımda bir yeni ayla başlarım mutlaka. Aralık ayındaki yeni ayda 1 Aralık'ta gerçekleşiyor ve 1 ay boyunca odaklanmanız gereken konuları belirliyor. Bu ayın teması da zaten ev, aile ve emlak olacak sizin için. Yeni ay Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay Başak'tan sonra 4 burç sonra gelen burç olduğundan 4. ev alanınıza, yani ev, aile ve gayrimenkul konularını hayatınıza getiriyor demektir. Ancak bu yeni ay endişe verici ve kısıtlayıcı bir enerjiye sahip olan Satürn'e kare açı yapacak. Bu nedenle böyle aile hayatınızda ya da yaşam alanınızda ilgili endişeler maalesef ortaya çıkabilir. Merkür Başak Burcu'nun yönetici gezegeni olarak böyle bilgi, iletişim ve müzakereyi tabii ki temsil ediyor ama Merkür Kasım ayının başında Yay Burcu'na geçti ve zihninizde bu dönemde böyle gayrimenkul ve aile meselelerine odaklanmış durumda aslında. Ancak Merkür 25 Kasım'dan 15 Aralık arasında retroda olacak. Şimdi Merkür 15 Aralık'ta direkt harekete geçse de tam hızına ulaşması böyle 2 haftayı bulur zaten. Dolayısıyla da Aralık ayının tamamı boyunca Merkür yavaş, karışık ve kaygılı bir enerjiye sahip olacak ve bu enerjiyi bize aktaracak. Mars Aslan Burcu'na geçti ve bu Başak Burcu için zorlu bir konum olan aslında 12. evinizde yer alıyor. Mars enerjik, dışa dönük olmak isterken 12. evde kendine böyle sınırlanmış, öfkeli, depresif hissetmenize maalesef neden olabilir. Bu dönemde böyle Mars'ın enerjisi, bir hedefe odaklanamazsınız. Kendinizi sıkışmış ve hayattan kopuk hissedebilirsiniz. Bu dönemde hayal kırıklıkları, yorgunluk artabilir. Venüs ve Jüpiter iki büyük iyilik gezegeni. Bu da bolluk ve şans, mutluluk getirir ki bizlere. Jüpiter zaten Mayıs sonuna kadar, Haziran 2025'e kadar İkizler Burcu'nda ama şu anda retro. İkizler Başak Burcu'nun 10. evini temsil ediyor. Şu anda 10. evinizde, kariyer alanınızda 10. evde duruyor ve Jüpiter kariyerinizde büyüme ve genişleme fırsatlarını da getirmeye çalışıyor ama retro süreci biraz engelliyor. Venüs 6 Aralık'ta Kova Burcu'na geçiyor. Ocak ayının başına kadar da burada kalacak. Kova Başak Burcu'ndan sonra gelen burç olduğundan 6. evinizi etkiliyor. Bu dönem iş ortamında böyle daha uyumlu, keyifli bir atmosfer aslında sağlanabilir. Ayrıca sağlık ve kendinizi böyle geliştirme konularına da odaklanabilirsiniz bu ay. Satürn Balık Burcu'nda 2023 Mart ayından beri burada zaten. Bu da ortaklıklar alanınızda, yani 7. evinizde yer alıyor. Bu durum iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde birazcık sorumluluk almanızı gerektiriyor zaten. Satürn Aralık ayının sonlarına doğru kariyer alanınızdaki Jüpiter'le zorlu bir açı yapacak. Şimdi bu durum bir iş teklifi veya böyle bir anlaşmanın gecikmesine neden olabilir. 21 Aralık'ta Güneş Yay Burcu'ndan Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Bu geçiş aile ve ev odaklı enerjiyi geride bırakıp artık biraz daha eğlence, biraz daha romantizm ve yaratıcılığa odaklanmanıza olanak tanıyacak. Yani biraz nefes aldıracak diyebilirim. Aralık ayının son haftasında çocuklar, aşk, tatiller ve eğlenceyle ilgili konular daha ön plana çıkacak. Ayrıca böyle spekülatif yatırımlar ve finansal konularda da değerlendirmeler yapabilirsiniz. Aralık ayı boyunca hedeflerinize evet odaklanarak çalışmaya lütfen devam edin. Eğer büyük bir projeniz veya hedefiniz varsa bu dönemde biraz geri planda çalışarak aslında başarıya ulaşabilirsiniz. Aksi takdirde enerjinizi de boşa harcamak yerine bir hedefe böyle yönelerek sıkışmışlık hissinden kurtulabilirsiniz. Eğer benden astroloji danışmanlığı almak veya özel sorularınız için de istiyorsanız, özel sorular sormak istiyorsanız web sitemi lütfen ziyaret edin. Burada size yönelik soru danışmanlıkları da var çünkü. Bunlarla eğer ilgileniyorsanız burayı ziyaret edip öğrenebilirsiniz. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.